Herkese merhaba, Microsoft Flash Simulator için güzel bir haber geldi. Bunu aylardır bekliyorduk, yazın performansın düzeleceğini söylüyorlardı ama hani kanıt göremediğimiz için, evet güveniyoruz bir şeyler oluyor, yapılıyor ama kanıt lazımdı, görüntü lazımdı. Şimdi onu verdiler. Çarşamba akşamı canlı yayın yapıldı. Orada CEO'su, yürütücü yapımcısı, Microsoft'un başındaki kişi, Microsoft Metin başındaki, Microsoft Flash Metin başındaki York katıldı. Konuştular, anlattılar, gösterdiler. Şimdi şöyle geçelim, böyle ilerletelim. Ben burada beni yazdım. 20 Temmuz'da Sim Update 5 çıkacak. Bu güncelleme uzun süredir beklenen performans iyileşmesi gelecek. Aynı zamanda Xbox'a da çıkacak biliyorsun. Xbox serisi XS konsoluna çıkacak. Orada DirectX 12 desteklenecek ama PC'de hala DirectX 11 kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü PC'de geçiş biraz daha uzun süreli olacak. Herhalde Sim Update 6 ya da 7'de falan yapacaklar bunu. Sene sonu bekliyorlar belki de. Çünkü PC'de hemen geçmek sıkıntı ama yapılan performans seçme yani gördüğümüz şeyler hem Xbox hem de PC'ye geliyor. Ama Xbox'daki DX 12 PC'deki DX 11 çalışmaya devam edecek. Zaten asıl sıkıntı aslında DX11 ve DX12 değildi dx 11de çalışıyor olmasına rağmen sistemi doğru kullanamıyordu Microsoft Flash meter Tamam çok güzel grafikler, çok güzel ortamlar var ama hani sonuçta her şey sıfırdan inşa edildi, sıfırdan modellendi, sıfırdan yapıldı bir sistemden bahsediyoruz. O haliyle bu zaman alıyor. Her oyunda simülasyonda olduğu gibi. E, burada da e, bir şeyler eksikti, ciddi şeyler eksikti ama sonuçta bugüne kadar geldi. Ağustos ayında birinci yıl dönümü dolduracak. Buradaki Asobo Studios'un CEO'su Sebastian diyor ki, yani kendi sisteminde kaydetmiş bu görüntüyü. Şurada görüyorsunuz şimdi ekranda ne görüyorsunuz? Simavde 4'ten bir görüntü görüyorsunuz. Bu aşağıdaki işte görev yöneticisi işlemleri falan var. Sağda performansı gösteren bir şey var. FPS var. Ben hatta kendimi oradan alabilirim. Aşağıya. Doğru. Bu 32 FPS. Sağda 33 FPS. O civarlarda çok kötü bir performans sergiliyor. Simavde 4'te yani şu an biz World Tablet 5'te Nordic'teyiz ama o, o görüntüyle karşı, o güncelleme karşılaştırıyor. İşlemci %100 odaklanıyor ama hangi işlemci? Intel Core i7-9700K. Grafik kartı olarak da şu an görüntüde aslında kendi bilgisayarı bu. Nvidia GeForce RTX 2060 Super var. Yani aslında bende 3060 var. MSI'nin gönderdiği GameX X, X 7-8700K var. 32 GB RAM'de test etmiş onu. Bende de o var. Ama ultra grafik arasında New York Manhattan bölgesinde dolaşıyor. Cessna 152 ile. Bu gibi uçaklar bir şey tüketmiyor aslında ama yine de ultra grafik arasında kötü bir performans sergiliyor. Kötü bir performans. 4K'da render ölçeklemesi 40 mesela. İşlemci %100 kullanıyor ama ne kullanıyor bak. Full tüketiyor ama sana hak ettiğin şeyi vermiyor. Hangi sistemi koyarsan koy bu fark etmiyor. FPS yükseliyor desem bile çok kötü çalışıyor sistem. Bellek olarak 32 GB var demiştik adamda. 26.9 kullanıyor. %84. Ama dediğim gibi hiçbir işe yaramıyor. Bellek tüketimi zaten MSF'sinin çok sorunu. 32 GB istiyor yani. Değişse bile bunu isteyecek yani o. GPU'da RTX 2060'ı %75 olarak kullanıyor. Yine aşağıda bak görüyorsun bu olayı şurada tüketimi görüyorsunuz. Sağda yine kırmızı bol bol görüyorsunuz. Ve direkt hani Simavlet 5'e geçiyorlar. Sonra ben videoyu göstereceğim ama şimdilik bundan bahsedelim gösterelim. Performans birden 55'lere 60'lara çıkıyor FPS. Çünkü burada da gördüğünüz gibi sistemi daha doğru kullanmaya başlıyor. İşlemci de 175 kullanıyor. Bellekte 14.5 GB kullanıyor. %45 kadar bir tüketim var. Hani bayağı bir azalmış. Ve GPU da %99 kullanıyor. Bu şekilde de tabloyu görebiliyorsunuz tüketim tablosunu bir şey yaptığını gösteriyor. En azından full tüketmiyor. Boşa tüketmiyor onları da bir şey yaptığını gösteriyor. Çünkü CPU, da hani ne verirsen ver çalışıyor ama ağır çalışıyor. Bir şeyler kasarak çalışıyor gibi problem yaratıyor. Bir problem var yani doğru kullanamıyor onu. Bu çözülüyor artık çünkü bu artık çözülüyor. O yüzden gerçekten güzel bir haber bu. Çünkü herkes daha rahat olacak. Ben de daha rahat kullanacağım. Yani ne takarsan tak olmuyor yani anne. Çünkü sıkıntılı çalışıyor. Sadece bu değil ki. Office açtığında bir sürü program açıyorsun. E, kayıt, yayın yapacaksan o programları açıyorsun, başka şeyler açıyorsun, iş çok farklı bir yöne gidiyor ve böyle olduğunda bazen dayanamıyor, çöküyor, ba başka bir şey oluyor. Yani böyle bir sürü sorun var ve en büyük problem şu, bak yine yeşil yeşil bir şey var sağda, <laughs> güzel bir olay, bir video izleyelim şimdi. Şimdi update 4'ü gösteriyor yine. Burada ayrıntılar görüyorsun abi çok şey ben burada mesela uçmuyorum ama geldikten sonra update 5 bu şekilde deneyebilirim ben kendi sistemimde şu an. Bak hali, 32 33 şey yapıyoruz. bu şeyde uçarsın bu uçakla ama Fly by wire 32 uçabilirsin uçabilir misin? Uçamazsın. Ya da working title'ın eklendiği, Garmin eklentisinin eklentisi olduğu G1000, G1, g 3000le uçabilir misin? Şeyde, TBM'de, Cessna'da. Onlar geldiğinde, öyle eklentiler geldiğinde bir anda kokpitler, yani glass kokpit olayı. E, MSF'sin glass kokpit sıkıntısı var işte. Onu zaten biliyorlar. PMDG 737 bu yüzden bekletiyor ya da kalite 780 diye bekletiyor diğerleri bunu bekletiyor ve flyby var şu anda da Simabed 5 aslında sanırım erişebiliyorlar. Çünkü insider tarafında bir güncelleme başladı, beta başladı. Ona katılıyorsunuz NAD var bu arada ambargolu bir şey var. Orada yeni sürümü test edebiliyorsunuz ayrı olarak. Ben katılmadım yani şu an onunla uğraşamam ve yani gerek de yok. 500 kişiyle sınırlı zaten. Orada test ediyorlar. Kokpitteki şeyler çok kötü çalışıyor biliyorsunuz yani bunu flyby var uçağına girdiğinizde dün akşam video çektim esasında. Hani Tamam boş yerde öyle mi? Böyle yoğun yere gidemezsin ya da grafikte yükselsen de düşürsen de gene bir şey değişmiyor. Çünkü kokpite glass Cockpit, o PFD, MFD ekranları ne dersiniz onlara. O ekranlar bir şey eklendi de onlara çok kötü çalışmaya başlıyor. Performansı çok iyi o Cockpit'te kameraya döndürüyorsun rahat rahat bakamıyorsun etrafına. O yüzden bu problem de çözülüyor dediler yayında. Ve büyük havalimanlarında da optimizasyon yapılıyormuş. Yani büyük havalimanlarında performans olacak artık oralarda. Biraz daha iyi olacak. Belki LTFM bundan etkilenir ya da işte Sinyet'e zaten çıkaracak LTFM'yi. Şimdi bak Simodet 5'e geçiyoruz hemen. Daha akıcı ve daha rahat bir görüntü olacak artık. Ben gerçekten bunu deneyeceğim. Yani geldiğinde bugün Cellem 20 Temmuz'da o gün zaten bayram olacak bizim için. Çünkü ben e, bundan itibaren Xbox'a çıkacak çünkü. Daha fazla kişi ulaşacak ve bu sayede daha fazla kişi yine rahat kullanabilecek kendi bilgisayarlarında. Ben mesela 1060'da olsaydım şu an bugün günce sonra kesinlikle ben daha rahat kullanacaktım. Şimdi biraz daha iyi olacak tabii ki de 3060 sayesinde. Ama yine de e, <laughs> böyle şeylere de yatırım yapmak lazım. Ama şu an uçuyorsanız daha rahat uçabileceğiniz kesin. O kesin. Elbette bir şeyler eksiktir ama hani sonuçta uçaklar da gelecek bundan sonra. Çünkü bunu bekliyorlar hepsi. Bir sürü şey faydası olacak. mesela mevcut şu an default 780 bile daha performanslı uçuracağız ya. Bir de onun eklentileri var biliyorsunuz. Bir de kalite mix. Ya o, kadar çoklu panel olduğunda böyle ekranı olduğunda böyle eklentiler sıkıntı oluyor. İşte çıkaramıyorlar hemen. Ya çalışılmaz yani sıkıntı. DCX çıktı ama onda da böyle şeyler yok. Blast cockpit yok. E bunda şeyde var. E diğer uçaklarda şimdi PMDG Ağustos ayında 24. Yıllarını kutlayacak. O ayda yani yaz sonu diyorlar. PMDG 737'yi çıkartacak. Şimdi DC-6 çıktı tamam. 777 belki uzak bir ihtimalden diyorlar. Yıl sonu 747 2022'nin ilk yarısı ama onlar çıkacak artık abi. Bundan sonra PMDG çıkarsa 737'yi şey başlıyor yani düzgün uçaklar, ciddi uçaklar gelmeye başlayacak. Yani ya şey bile şu an a 320 Nio'yu bile vay 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 yaptı. Performansı uçuracaksın ve yani onlar da bir sürü şey yapıyorlar arka sistemler için. Bir sürü ciddi şey yapılıyor. Onlar da gelecek. O sürümler de gelecek sonuçta. Aliyle e, Working Title'ın çalışmaları da şey gelecek. Market Place'e gelecek Temmuz ayında bu arada. Temmuz sonunda. Niye? İşte işte bu yüzden şey hani performans çalışacak o sistemler. Ondan yani yani... daha rahat yani daha şey olacak. Öyle işbirliği var sonuçta. Resmi bir iş, var. Ya ben bu kadar uçmam. sizde de mesela. Ben şimdi yeni monitörden dolayı iki kda açıyorum. E, güzel oluyor ama ya, ben, ya, ne versen ver olmuyor yani. <laughs> bu da işte Simavdi 5'in tüketimi. Ben yüksek ayarda aynı ayarda kalırım. 2 kda bunu da kullanacağım. E, denerim ama bak mesela Ultra'da deneyeceğiz. yayında da deneyebiliriz. Bu yeni gelen MSI'nin Ultra Wide şeyini deneyebiliriz. 4K nasıl olur diye denenebilir abi. Ama U Ultra değil de yüksek orta. Ben yayın yapıyorum bakacağım. Benim sistem nasıl performans Mesela ben şimdi yüksek orta ayarda 2K'da ben 70 FPS alabilir miyim? Ya olmayacak böyle bak şimdi. Şöyle böyle olmayacak. Çünkü e, 150 FPS verim filecek bir şey değil bu ama ideal sistemde acaba nasıl olacak? Onlar testler yapılacak. Göreceğiz onların hepsini. Ama ben rahatlayacağımızı kesin olarak artık eminim. Çünkü <laughs> bir şey yanlıştı ve onu düzeltiyorlar. <laughs> yani bu her oyunda her simasyonu olan bir şey yani. O yüzden anormal bir durum değil. Ee, sadece burada şimdi yeni çıktığı ilgi odağı var, bir ilgi şey, odağı olmuş durumda, bir rekabet var. Bok atıyorlar buna, çöp mesela diyorlar Vesaire vesaire. Hani dalga geçiyorlar, şakası yapıyor, herkes şey yapıyor ama işte. Bak Sim update 4'te, şu an bak FPS'i görüyorsunuz. Yine tekrar şeye geçecek, gitme bak. Bu da şey, şimdi ağaçlarda World Update 5'le, Nordic'le 10'da önce mi gelmiş yoksa? 4 4'le mi gelmişti? Ben artık karşıladım her şeyi, bir sürü şey var. Neyse bir çizim mesafesi geldi. Tamam bir şey getirdiler. Uzaktaki ağaçları böyle küçük halde görüyoruz artık falan. Daha iyi, farklı görünüyor ağaçlar. Modelle falan değiştirildi. Yani yapay zeka oluşuyor zaten onlar ama daha düzgün görünüyorlar. Performanslı bir şey yaptılar orada. Ve şimdi burada da şey varmış ne? uzaklaşınca irtifa yükseldiğinde de böyle uzaktaki ağaçlar kayboluyormuş. O sorunu çözüyorlar. Simav Red 5'le. Böyle ıvır bir sürü şey var. Yani etkisi var. Yani görüyorsunuz. Yani bu olay böyle. Bitmez. Bitmez. Bütün bir sürü olay var. O yüzden bu bir süreç olacak. Word tabletler devam edecek. Hani bir sürü şeyler kaplamalar, zemin dokuları, yüzeyler değiştirecek, güncelleyecek. Uçuş modeli güncelleyecek, geliştirecek yine. Sonra bunlara geçiyor zaten yine buradaki şeyleri söylüyorlar. Bazıları yine belirsiz yapılacak daha sonra. Hani bunlar hep olacak şeyler güncellemeyle gelecek çok şey var. Şöyle bir bilgi de var hani komik gelecek biraz da. Helikopterler için iş orta arıyorlar. Partner arıyorlar. Bir sürü partnerleri var ya artık her şeyde. Para da var. Sonuçta Microsoft'un böyle bir gücü de var. York şey arıyor. Artık mail atın falan diyor. Yani tavsiye verin diyor. Kimle çalışmalı. Helikopterler konusunda des destek var. Çünkü şey ola çok büyüdü. Çok fazla iş ortağı var. Hani şeyin hızlı olması lazım. Helikopter çok önemli. Yani ciddi ciddi şey arıyorlar. Yani, uzman birini arıyorlar. Microsoft flashmetre helikopterler diyesini çıkartabilecek. işte modeller falan çözülür ama. Hani küçük modeli, karmaşık sistemler falan. Bir sürü var. Elipetler ekle, ya, eklenmesi gerekiyor. Mission tarafı var onun. Bir sürü olayı var. Bunun için gerçekten iş ortağı arıyorlar. Kim olabilir? Yani Prepart 3D ve x yapan, helikopter yapan insanlar olabilir ama şöyle bir şey var. Şimdi MSFS e geçmiş olmaları gerekiyor çok şeyin. Ya belki de arka planda bir sürü çalışma var aslında. Yapan şeyler var. Kendi uçuş modelini yazabiliyorlar MSF'e helikopter için. Fly, Fly Insight biliyorsunuz Bell helikopter çıkarmıştı. Onlar yeni bir helikopter de yapıyorlar. Öyle bir takım olabilir mi ama ciddi bir takım lazım. İş ortağı yani çalışabilecek insanlar lazım. Yani Airbus E135 helikopter çıkan gibi çıkan insan gibi de onlar mesela ücretli bir helikopter yapıyorlar şu an. Ama yani dediğim gibi bir olay farklı ama olabilir. Herkes göreceğiz. Ar aranıyorsa böyle bir şey. Birileri şirkette kura bir ayda gelir bir şeyler de yapılabilir. Gelişilebilir yani olacaktır. Bunda para sıkıntısı olmadığı için çekler pat 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 yaz herkese. Hiç sıkıntı yok. Olacak yani. Yani <laughs> parayla <ile> yapıyorlar. <laughs> Başka türlü olmaz zaten. Diğerine kalsak. Oho. Görüşürüz bir sonraki videoda. Çok güzel bir olay. Ben çok sevindim. Yani daha rahat olacak en azından her şey. Siz de daha rahat uçun. Daha rahat kullanın ki yani ilgi alaka artsın. Daha fazla kişi uçsun. Kullansın ki hani videoda izlersin. Haberler daha çok ilgi görsün. Falan. Bu olay önemli. Çünkü öte götürülü olmaz. Daha farklı kitle açılıyor bu simatörle uçuş tarafı. Yani daha hareket olabilir, oyun olabilir, şey buna önemli değil. Bu Temmuz'dan sonra, Temmuz sonu itibaren her şey değişecek yani o belli. Zaten birinci yıl de olacak Ağustos'ta. Budur yani. Görüşürüz. Video açıklamasında bunun haberi var. Oradan okursunuz. Diğer geçme zaten yine ulaşırız. Bakarız yani. Değerlendiririz.